Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yusra hiç uyumadı. Ateşi vardı. 6. dişimi çıkartıyor galiba ondan. Ben de uyumadım doğal olarak. Yani bugün böyle uykusuz bir sabaha uyandık. Böyle 1-2 saat falan uyudum. Herhalde son artık kaçtı saat. İnanın hiç hatırlamıyorum. 4'ü falan gördüm yani. Saat 4'tü. Sonra tekrar yine bir 7'de kalktı. İşte 1-2 saat uykuyla duruyor. Şimdi arkada da patates kızarıyor Mert için. Onun sesi geliyor olabilir. Böyle zaten yine Almanya'da hava kapalı, soğuk. Dışarı çıkar mıyım bugün bilmiyorum. Hem uykusuzuz. Pardon. Hem hava soğuk. Bakalım artık. Bilmiyorum. Zaten saat de kaç oldu? Öğlen saat burada 1:30. Ya bayağı bir olmuş. Yemek falan yapacağım. Bakalım artık ne yapacağım onu da hiç bilmiyorum. Böyle benim için gün başlasın. Hadi bismillah diyelim. Akşam yemeğine yeşil fasulye yapacağım. Bunlar kötü olmadan yapayım. Şöyle hemen hızlıca ayıtlayayım bunları. Temizleyeyim. Sonra doğrayacağım. Bunlar bayağı bir geniş olduğu için böyle ince ince ya da ortadan ikiye bir tane yaparım. Evet, yine bir paketim gelmiş AliExpress'ten. Bakalım neymiş.
Şu sıralar zaten çok alışveriş yapmadım. Ya mikrofon ya da bir tane daha bir şey yapmıştım ama onu unuttum ne olduğunu. Bakmam lazım. Bu galiba mikrofon olabilir. Telefona takmak için bir mikrofon sipariş etmiştim. Şöyle. Evet. Böyle bir şey. Tam açayım. Şöyle bir şey. Telefonun kulaklık girişine takıyoruz. Sesleri daha iyi algılıyor. İnşallah çalışıyordur. Ve güzel istediğim gibi algılar sesleri. Şöyle göstereyim. Fiyatı da uygundu. Dediğim gibi 2-3 euro falan bir şeydi. Şimdi o mikrofonu telefonuma taktım. Bilmiyorum seste bir değişiklik var mı ya da videoya mı yansıyacak artık bilmiyorum. İçinde başka bir şey var mı? Yok. Zaten posta ücreti olmayan ürünleri genelde seçiyorum. O yüzden posta ücreti yoktu. Fiyatı da 2 ya da 3 euroydu. Eğer güzel çalışıyorsa o fiyata süper. Sonra belli olur zaten. Yeşil fasulyemin yanına patates püresi yapacağım. Ben yeşil fasulye ile patates püresini çok yakıştırıyorum. Şöyle göz kararı bir süt dökeceğim. Zaten hazır patates püresi kullanacağım. Biraz daha süt gerekiyor buna. İçerisine biraz tereyağı, biraz tuz atacağım. En son kaşar peyniri atacağım. Ocağın altını kapattıktan sonra. Biraz da tuz atayım. Sonrasında bu yani süt kaynadıktan sonra bu hazır püreyi döküp böyle bir dakika kaynatacağım. Ondan sonra hazır. Çok az bir şey tuz. Bu süt kaynasın. Ben şimdi şu yeşil fasulyeyi açayım bakalım nasıl pişmiş. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Suyu tam ideal. Öyle ben yeşil fasulye de böyle çok sulu sevmiyorum. Hatta şöyle yukarı kaldırırsam suyu daha iyi görünür. Zaten mis gibi tereyağlı. Patates pürem de pişsin. Pişsin. Ben galiba şeyleri yuvarlayıp söylüyorum. Sonrasında fark ediyorum. Videoyu izledikten sonra. Bundan sonra inşallah daha dikkat edeceğim. Şeyleri vurgulayarak söyleyeceğim. Tabii ki unutmazsam. Süt karışımı kaynamak üzere. Böyle bir karıştırayım. Bu püreyi atınca öyle bir sıçrıyor ki çok hızlı karıştırmam lazım ve altını hemen kapatacağım. Evet, süt kaynıyor. Şöyle atayım. Çok çabuk koyulaşıyor zaten. Ve çok sıçrıyor. Oh! Of 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 of. Şöyle çekmek zorundayım. Kapattım. Tamam. Bakın. Çok çabuk koyulaştı. Hatta durdukça daha da koyulaşıyor. Patates püresi hazır. Tamam. Ve şimdi normal bir kaşıkla karıştıracağım. Zaten ocağın altını kapattım. Bu aşamada hemen bir parça peynir doğrayacağım. Kaşar peyniri. Şöyle şu küçük bir parça kaşar peyniri aldım. Zaten sıcağıyla hemen eriyecektir.
Evet, yemeklerim hazır. Şimdi eşim işten gelsin. Sude dışarıda arkadaşıyla, o da gelsin. Yemeğe otururuz. Bugün hava kapalı diye ben hiç dışarı çıkmadım. Bilmiyorum, sonrasında çıkar mıyım? Yusra daha iyi. Akşam ateş vardı, uyutmadı ama bugün daha iyi. Şöyle patates püren de hazır. Evet, yemeklerim pişti, hazır. Yanına bir de böyle yoğurt servis ettim. Şöyle. Evet, biz akşam yemeğimizi yedik. Ben şimdi çarşıya gidiyorum. Şöyle dolaşacağım, biraz gezineceğim. Bugün hiç dışarı çıkmadım. Eşim gelince ben dedim biraz çıkayım, dolaşayım, hava alayım. Hem de bir biletim vardı, otobüs tramvay bileti bugün için. O yanmasın dedim. Bakalım, şöyle çıktım. Biraz dolaşalım. Böyle çok garip oldu. Yusra yanımda yok ya. Kendimi böyle boş boş hissettim. Hep Yusra ile geziyorduk çarşıyı. Çocuk arabası yok. Değişik oldu. Bütün çikolatalar düşmüş. Bayınlıktan bitti ya. Bunlar hep böyle özel hediyelik için yapılmış çikolatalar. Şu çok tatlıymış, güzel. 1,74. Evet, ben dolaştım, geldim. Şimdi eve gidiyorum. İyi oldu. Aslında hiçbir şey almadım ama böyle dolaşıp bir hava almak iyi geldi. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.